Değerli izleyenler, o basın toplantısını birlikte izledik. Gözümüz kulağımız, yani dünyanın da gözü kulağı elbette bu toplantıdaydı. Çok önemliydi. Çok fazla not aldım ama hepsini değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Gazeteci Metehan Demir bizimle birlikte satır başında. Sayın Demir, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize de saygılar, selamlar. Teşekkürler efendim. Yaklaşık yarım saat sürede 5 sayfa not aldım. Hepsinin başına da birer yıldız koydum. Yani hangisinden başlayacağımı inanın bilemiyorum ama galiba bu tahıl meselesini konuşarak başlayalım. Zira gıda krizi bütün dünyayı ilgilendiriyor. Şimdi Lavrov, batılılar bunu abartıyor. Bir felaket senaryosu çiziyor. Ama gerçek bu değil. Ukrayna'nın tahıl arzındaki oranı %1 dedi. %1. Ve bu güzergahtan gitmek isteyen tüm gemiler buradan gidebilirler. Zelenski silah transferi hususundaki yaklaşımı, Zelenski'nin niyetini açıkça ortaya koyuyor diyerek bunu her defasında altını çizdi. Yani her soruda, örneğin son soruda da işte garanti verecek mi Rusya denildiğinde, mayın temizliği sonrası saldırmayacağı hususunda garanti verecek mi dediğinde, biz askeri operasyonumuzu kötüye kullanmayız, bunu açıkça dile getirdik dedi. Ne dersiniz, buradan başlayalım mı? Tabii. Bir kere Sergey Lavrov çok tecrübeli, çok kurt bir diplomasi virtüözü. Her sözünü seçerek kullanıyor. Hiçbir konuda dikkat ederseniz basın toplantısı çok dikkatli takip ediyor. Arada girilmesi gereken yerlere kendisine sorulmasa da ilaveler yapıyor. Kendisi açısından hiçbir açık bırakmamaya çalışıyor. Mesela Türkiye'de Türkiye'de Suriye'den kaynaklı endişelerin sayını çok çok seslendirirken ona bile müdahale edip işte biz de böyle düşünüyoruz, şöyleyiz, böyleyiz diye kendi pozisyonlarını temizlemeye çalışıyor. O nedenle tabii ben Rusya söz verdi, mayınlar temizlendikten sonra saldırmayacak sözü, hani olur mu olmaz mı, ona kimse garanti edemiyor. Daha önce de biliyorsunuz Ukrayna'nın tamamına dair bir operasyon, bir harekat gerçekleşmeyecek denilmişti. Kiev'in dibine kadar Ruslar geldi. Yani mevcut konjonktür, mevcut şartlar neyi gerektirir, ileride nasıl bir politika zorunluluğunu beraberinde getirir, onu bilmek gerçekten çok zor. Ancak sizin sorularınız varsa devam edelim. Ben de çünkü notlar aldım. Ben öncesini sorularınızdan yürüyeyim, ondan sonra konuşalım. Yani evet, aslında buradan gitmekte yarar var. Buna mukabil aynı soru dahilinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu ifadeyi kullandı. Mayınlar temizlenemeyecekse de güvenli koridor oluşturulsun ve Rusya'nın silah taşınmayacağından emin olması gerekiyor. Bu hassasiyete önem veriyoruz dedi. Bu da çok önemliydi. Duruma sadece tahıl olarak bakmamak gerekir. Biz ihracatın bütününe bakıyoruz. Yani siz bir araya gelmek isterseniz biz kolaylaştırırız dedi. Bunu da ekledi. Evet. Yani şimdi tabii şeye de bakıyorum. Lavrov %1 diyerek aslında bu işi çok büyütmeyin mesajı vermeye çalışıyor. Yani bu Birleşmiş Milletler'e, Türkiye'ye, bu konudaki işte dahil olan aktörlerin tamamına %1 yahu o kadar büyük bir tahıl krizi yok deniyor. Ama ben Lavrov'a katılmıyorum. Çünkü dün Avrupa'dan da ben akşam yani gelişmeleri de takip ediyorum oradaki ajanslardan ve işte kaynaklardan. Tahılla ilgili fiyat artışları, eksiklikler dünyada sorun olmaya devam ediyor. Sayın Çavuşoğlu dedi, ben Güney Amerika turuna gittim, orada da tahılla ilgili endişelerin ne olduğunu gördüm dedi. Hani aslında acaba Rusya için, bizim için yani insani açıdan bakıldığında büyük bir sorun gibi görülürse de, Rusya için bu son Odessa ve Nikolaya limanlarından Ukrayna tahılının aktarılması büyük bir mesele değilmiş gibi görünüyor. Rusya kafasında o zaman buraya başka bir ajandayla başka konuları görüşmek için de gelmiş olabilir ki gerçekten de ben mesela çok gündeme gelmedi görüşme demeyeyim de. Mesela Suriye bugün önemli bir başlıktır. Tabii. Suriye'nin alt başlığında doğrudan bağlantılı olması da diğer konu başlığı anlamında ben NATO genişlemesinin de bugün ciddi anlamda görüşüldüğü kanaatindeyim. Mesela demin görüntülerden gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, ki o da çok kıdemli, çok tecrübeli bir isimdir. O da gelmiş Ankara'ya. Yani burada bayağı ben katılımcılara da baktım. Tüm bakanlığın ilgili tüm isimleri ve dış birimlerden de katılım sağlanmış. Fotoğrafları geldi de görüşmeye. Bakıldığında demek ki başka başlıklarda çok ciddi olarak görüşülüyor. Şimdi burada tabii Türkiye ile Rusya arasında bizim karşı karşıya geldiğimiz, zaman zaman da sıkıntılar yaşadığımız sorunlar da var.
Yani Türkiye, Ukrayna, Rusya savaşını çok dengeli bir politika yürüterek, ulusal menfaatlerinden çıkararak da sürekliliğini sağladı. Bunun hakkını vermek lazım. Ama Rusya ile birebir de karşılaştığımızda, ki Ukrayna'ya da perde arkasında yaşadık, bazı sıkıntılar var. Zelenski'nin bazı açıklamaları, bazı Türkiye'yi boşa çıkaran çıkışları da var. Bunları açıkça da konuşmak lazım. Rus tarafının da var. Türkiye bunları dengeli bir şekilde sistemin yürümesi adına, fırsatlar, riskler terazisinin iyi götürülmesi adına devam ettiriyor. Diplomasi doğru olan da budur. Herkes karşı taraf size sürekli iyilik yapmak, iyi şeyler söylemek ve lehinize çalışmak durumunda da değil. Ama bugün Karadeniz mayınlarının temizlenmesi bize de yansıması oldu biliyorsunuz. Bir ara bizim karasularımıza çok rahatsız edici görüntüler ve bizim SAS komandolarının sayesinde önemli ölçüde bertaraf eden şeyler var ki risk devam ediyor. Ukrayna tahılları meselesi var. Sadece Ukrayna'nın tahılları meselesi de değil, Türkiye'yi de etkileyen yansımaları var. Hatırlarsanız biz Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez hani Boğaz'dan böyle kritik gemi geçişini canlı verirdik ama Ukrayna'dan gelen ayçiçek yağlarının gemileri Boğaz'dan şu an geçiş yapıyor diye canlı yayınları kestik verdik. Yani demek ki Evet. önemli bir şey. Türkiye'deki ayçiçek paniğini de, ayçiçek yağ paniğini de hatırlıyorum marketlerde. Turizm meselesi son iki bakanlar kurulunda gündeme geldi. Ukrayna ve Rusya'dan gelen turistler Türkiye için çok önemliydi. Türkiye'de bu sene turizm gelirlerine ciddi önem atfediyor. O açıdan bu konuda görüşüldü. Az sayı az olsa da yine bu sene Rusya'da önemli ölçüde bir turist akını planlanıyor. Ama bence merkez noktalarından bir tanesi bu görüşmelerin Suriye operasyonunda. Çünkü Türkiye bu konuda kararını dile getirdi. Tabii ben Sayın Lavrov'a hani ülkenin ulusal menfaatlerinden bakmak gerektiğinde ülkemizin bazı konularda katılamıyorum. Çünkü Suriye ile ilgili Rusya'nın klasik savunmasını yaptı. Biz de mağduruz Amerikalıların tavrından dedi. Ama Türkiye hem Amerika hem de Rusya'nın bu konuda elinde deliller anlamında özellikle Tel Rifat bölgesinde Rusya'dan rahatsız ve biz orada şehitler verdik Rusya'nın PYD, YPG terör eksenine böyle korur kollar yaklaşımları nedeniyle. Ben Suriye'nin önemli bir zemin oluşturduğunu Lavrov'un ziyaretini düşünüyorum bizim için. Ama Lavrov için kafasında Finlandiya, İsveç'le ilgili ricalar, Türkiye'nin Rusya'nın daha fazla karşılaşabileceği batılan ambargolar nedeniyle pozisyonu daha sıkı koruması, işte Türkiye ile işbirliğinin arttırılması. Bu arada tabii birçok basına yansımıyor ama Ankara'ya ve İstanbul'a hatırı sayılır Rus heyetleri geliyor. Resmi ve özel anlamda hatırı sayılır büyük Rus yatırımlarının Türkiye'ye yapılması gibi konular masaya yatırılıyor. Daha yeni geçen hafta Ankara'ya 100 küsür kişilik bir heyetin geldiği zaten biliniyor Rusya'dan. Yani bunlar da ticari anlamda düşünüyor. Ancak bu yapılırken de tabii Ukrayna'da incitilmeden, Ukrayna'da da aynı medeni ilişkilerin devam edilmesi kıstası söz konusu. Zelenski geçen gün benim bugünkü işte Lavrov Çavuşoğlu görüşmesi haberim yok biz davet edilmedik gibi bir serzeniş olsa da Ukrayna'da da her düzeyli temas gerçekleşiyor ki ben demin onun da özellikle takdir ettim. Lavrov'a Ukrayna televizyonundan bir gazeteci soru sordu. Yani orada onun sorması oraya kadar gelen bir gazetecinin Rusya ile ilgili bir soru sormasını da ben önemsedim. Gerçi Lavrov yine diplomatik bir profesyonellikle geçiştirdi soruyu ama yine de o sorunun orada sorulmasının sağlanması bence de çok kritik. Bu görüşmeler devam edecektir. Çünkü Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmeler sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Bunun doğrudan Ukrayna, Rusya savaşına nasıl yansıması olacağı da izleniyor. Ama bir şey daha gerçeklikle ifade etmemiz lazım. Türkiye, Rusya-Ukrayna eksenindeki ilişkileri yönetirken ya da Ukrayna-Rusya savaşı kendi halindeki mecrada çözüm ararken, Türkiye'de belli pozisyonda burada yer alırken maalesef bunlar bu şekilde birbirine bağlı parametrelerle yürümüyor. Dış etkenler. Yani Batı'nın bu savaşı ne kadar devam edip etmek istemediği yönündeki yaklaşımı, Batı'nın bu konudaki menfaat, zarar dengelerine yaklaşımı falan çok belirleyici oluyor. Yani sadece Türkiye, Rusya, Ukrayna ekseninde yürütebilen bir süreç de değil. Bakmayın Birleşmiş Milletler'in adı geçiyor ama kimse dikkate almıyor. Yani burada Amerika, Almanya, Batı dünyasını genel olarak saymamız gerekse gibi ana aktörler bu işin nasıl yürümesi gerektiğini isteyecekler. Bu çok belirleyici sorulardan bir tanesi. Ben çünkü Rusya-Ukrayna savaşının artık doğrudan Rusya-Amerika savaşı olduğunu ve Amerika'nın bu savaşı biraz daha sürmesini istediği gibi bir izlenime kapılıyorum. Çünkü savaş devam ettikçe
Rusya yıpranıyor, Ukrayna biraz daha kayıyor, Batı'nın kırılganlığı ve Amerika'ya bağımlılığı artıyor. Enerji fiyatlarını Amerika yönetiyor, oradan korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. Ümidimiz bir an evvel bu savaşın enerji kaynakları dahil belli bir seviyeye gelmesi. Çünkü eğer böyle olmazsa, havalar şu an sıcak fark etmiyoruz ama havalar soğuduğunda ki Orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da havalar çok daha kötü soğur Türkiye'den. Orada beraberinde enerji ihtiyacı, doğalgaz ihtiyacı beraberinde ortaya çıkacak. Doğalgazın kara borsada fiyatının sürekli tırmanması bizi çok korkunç maliyetli bir enerji ödeyen bir ortama doğru sürükleyebilir. Bunları hep yani ileri vadede de düşünmek lazım. Rusya ile herhalde bu konularda enerji kaynaklarının temin anlamında da görüşülüyordur ki öyledir. Süremizin sonuna geldik ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o önemli çarpıcı sözleriyle kapatalım isterseniz bülteni. Bizim amacımız iki tarafı da memnun etmek değil. Biz dengeli ve yapıcı politika izliyoruz. Doğruya doğru, Aynen. yanlışa yanlış diyoruz. Kim ne söyleyecek diye hareket edecek Evet. değiliz dedi. Bunu da Lavrov'un hemen yanı başında söyledi. Bu da çok Evet. önemliydi. Siz de altını çizdiniz Aslında onu zaten. Batı'ya söyledi. Aslında Sayın Evet. Çavuşoğlu onu Batı dünyasına söyledi. Herkese söyledi. Türkiye Ukrayna'ya da bunu söyledi. yapmak durumunda. Çünkü biliyorsunuz Batı Türkiye'ye siz neden ambargo uygulamıyorsunuz diyor Rusya'ya. Ama Rusya'ya günde 1 milyar euro civarında parayı da enerji kaynakları karşılığında Batı hala ileride azaltacağım sözü verse de ödemeye devam ediyor. Yani söylenen sözler ve gerçeklikler bize her şeyi söylüyor. Metin Demir çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Efendim böylece satır başının sonuna geldik değerli izleyenler. Az sonra Nisa Efendioğlu Dünya Gündemi ile karşınızda.